Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere artık gına geldi telefonu tanıtmaktan deyip hakikaten Huawei TalkBand B1 akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklığı tanıtacağım. Şimdi yani cihazda hiçbir şey yok, öyle söyleyeyim. Kutusunda daha doğrusu hiçbir şey yok. Şöyle çıkartıyorsunuz. Şöyle çekiyorsun. Ben bunu kullandım bu arada birkaç gün, denedim. Şimdi bu cihazın en güzel özelliği Bluetooth kulaklığı olması aynı zamanda. Şöyle şuradan düğme sağa basıyorsunuz. Tık diye kendi atıyor. Bluetooth kulaklığında ses kalitesi iyi. Fazla uzaklaşmasanız telefondan ve kulağınızdayken telefon çalınca duyabiliyorsunuz. Tek tuşla cevaplıyorsunuz. Şurada bir tane tuş var, başka bir şey yok. Dokunmatik değil. Siyah beyaz ekranı var. Önce kulaklığı anlatayım. Şöyle işte bastıkça yürüdüğünüz mesafe 2801 metre yürümüşüm bilmem ne. Şey yaktığınız kalori, işte gece uyudunuz, uyku. Uygulamasını da göstereceğim. Verimli uyku, verimsiz uyku diye de ayırıyor bunlar kendi kendine. Yalnız şöyle bir şey var, bunu baştan söyleyeyim. Bu yürüdüğünüz mesafede, bu arada ekran siyah beyaz. Monokrom deniliyordu sanırım bunun ekranına. Yani kurtarıyor güzel. 2801 metre diyor ya mesela. Bunu alıp böyle yürüyeceksiniz elinizde, gezdireceksiniz. Fakat bu 2801 kalıyor. Hani hemen tık 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 anında atmıyor. Şarjı uzun gitsin diye yapılmış olmasını tahmin ediyorum. Zira 14 gün gidiyor bekleme süresinde. Hani bu arada attığınız adımları sayıyor. Bekleme süresi dedim şu. Şöyle kapalı duracak. Hani şöyle elinize bakınca saat gözüküyor mu? Gözükmüyor. Saate bakacağım derseniz bir kere basmanız lazım tekrardan. Toptan sonra yazıyor hepsini. Bluetooth'lu kulaklıkla, yani Bluetooth açıkken kulaklık sadece konuşarak gün boyu götürüldüğü de 5 gün boyunca şarjı gidiyor. Şuradan şarj oluyor bu arada. Güzel bir özellik. Hani ayrıyetten bir zımbırt takayım, arayayım, unuttum şarj etmeyi derdi yok. Hemen geldiniz bilgisayar başına oturduğunuz zaten sabitsiniz. Takıp yarım saatte 40 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Ofiste, evde. Su geçirmiyor. Tabii asıl numarası da bu değil. Onu da göstereceğim. Şu an fiyatını bilmiyoruz. Hani satışta yok ama satılmaya başlanacak. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şimdi bir uygulaması var kendi, TalkBand diye. Bunu kurmanız lazım. Yani kurunca detaylı bilgilere ulaşıyorsunuz. Bluetooth kapalı diyor, Bluetooth açalım. Bluetooth açtıktan sonra şöyle bir kere basınca kendi kendine anında bağlanıyor. Tamam. Burada verdiği 2801 metreyi yine burada veriyor. Günlük 10.000 hedefiniz var diyor. Şöyle tıklayıp görebiliyorsunuz. Şey yaktınız şey. Dün 1979 metre yürümüşüm. Sabit durmuşum dün. Ondan önceki gün ama hakikaten 10.000 metre aşmışım. Bayağı iyiymiş. İşte böyle mesela uyuduğunuz uyku. İşte 3 saat, 3,5 saat derin bir uykuya uyumuşum. İşte yarım saat light sleep diye geçiyor. 23 dakika light sleep diye geçiyor. İşte uyku kalitesi güzel. 3,5 saat uyumuşum. Nasıl güzelse. Hatta 4 saat uyumuşum işte toplam. 3 saat 56 dakika. Dakika. Yazıyor bunlar. Dün gece evet kolumda bilerek takılı yattım. Ben takılı yatamıyorum bu arada. Hani onu sayıyor ama. 6 saat 16 dakika uyumuşum diyor. Derin uyku 3 saat. Derin olmayan uyku 3 saat 20 dakika. Geyik gibi uyumuşum resmen. Tetikte. Neyse böyle. Bunu neye göre hesaplıyor bilmiyorum tabi. Uygulaması sadece iOS ve Android'de var bu arada. Bunun söylenmesine fayda var. Windows Phone'da yok. Bluetooth 4.1, 4.0, 4.1 olması lazımdı. Bir dakika bakacağım. 4.1 ve NFC özelliği var. Sizi arayan birisi olursa önce bir süre numarası çıkıyor. Hani direkt isim olarak çıkmadı bende niyeyse. Ama sonra isim olarak gelmeye başlıyorlar. O ilk başta biraz sakat tabi. Çünkü kulağında takılı böyle basıyorsun tıp diye arayınca şey yapıyor. Kulağa fazla uyumlu mu? Vallahi bana cuk oturdu. Size bilmiyorum nasıl olacak. Bendeki bu arada small modeli. Onu da belirteyim. Şu son şeyde kullanabiliyorum. Şurada kutusunda yazıyordu. İşte 13,5-17 santim bilek olanlar small kullansın. 16 santim ile 20 santim şöyle bilek ölçüsü olanlar da large olan alsın diye. Bendeki slim diyordum ya. Small'u. Android 4 ve üzeri ne çalışıyor uygulaması? iOS'ta da 5 ve üzeri. Windows Phone'da tabii ki de yok. Bluetooth özelliği yani sonuçta bu kulaklığı hep taşıyan birisi yani bunu nereye koysak, ne yapsak, ne etsek diye düşünürdü. Böyle bir şey yaparak hem adım hem uyku ölçer tarzında güzel bir şey yapmışlar. Yani çok çok mu kullanışlı? Yani tam bilmiyorum. Adım saymadığım için hani doğru mu değil mi bilemiyorum. Fakat hani inovasyondur. Güzel oturtmuşlar bunu buraya. Hiç değilse kaybolmasın. Şöyle kulağın bileğine dursun kulaklık deseniz de bence güzel bir cihaz olmuş. Kaç metre olduğunu bilmiyorum. Su geçirmedi demiş miydim herhalde. 1 metrenin altında 30 dakikaya kadar da
suya dayanıklı olduğu söyleniyor. Bu arada hani uygulamasına girmişken şunu da göstereyim. Şu ayarlarından. İşte burada hedefinizi belirliyorsunuz. Önce size soruyor yaşınız, cinsiyetiniz, boy, kilo, her şeyi. Ondan sonra talk band kısmına girip ayarlardan. İşte smart alarm var mesela. Diyorsun ki her sabah, bu arada şarjı burada gösteriyor. Hani bluetooth bağlıyken %41 şarjı var. Mesela bak 30 dakikada bir saat 10 ile 17 arasında hareket etmeyince bir titriyor kolunuza. Hani bir kalk bir gezin, sığır sığır oturma diyor telefon. Telefon dedim ya, şu işte zımbırtı neyse adı. Smart alarm var. Sabah mesela 6'ya işte kuruyorsunuz, 5.30'a 6'ya. Kaçta kalkacaksınız? Çok erken kalktığımı fark ettim şu an. Kolunuza titriyor, sizi uyandırıyor. Uyanırsanız tabii uyandırıyor. Anti-theft reminder diyor. Bu şey, telefonla arasında mesafe açınca, Bluetooth'tan kapanınca titremeye başlıyor. Telefona geri gelince tekrar titreyip oluyor. Update'i buradan yapabiliyorsunuz. Ben dün yaptım update'ini. Geri gelince update'e direkt yapabiliyor. Dediğim gibi iki şeyi birleştirmişler. Birkaç şeyi birleştirmişler daha doğrusu. En azından Bluetooth kulaklığı kaliteli, iş görüyor. Ben kullandım. Sesi de temizliyor. Dış sesi falan da bayağı bir filtreliyor diyeyim. Onu da ayrıca tutacak yeri yapmışlar. Böyle bir şey kullanmışlar. Benim hoşuma gitti. Fiyatını bilmiyorum. Kaç para olur, ne olur. Bakarsınız işinize yarar mı? Bence yarar. Bu da böyle bir şeydi. Evet. Telefon attık yanlışlıkla. Evet. Bizi Webtekno Facebook sayfasından, Webtekno Twitter adresinden, Webtekno TV YouTube kanalından abone olarak takip edebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.